Şu 3 günlük dünyada hayatın özü sevmek ve sevilmekten ibaret belki de. Dünya talimi özünde zalim olan insanoğluna sevmeyi, sevdayı öğretmek için yapılan bir alıştırma gibi. Ne güzel demişler. Murat almak için ya murat olmak lazım ya da murad etmek. Murad edilen değilsen murat eden ol ki murat edilesin. Belki de hayalden, düşten çıkıp aşkı kendimize binek yapıp kendimiz aşka binek olup yola düşmeliyiz. Aşk belki de sevmenin en şiddetli şekli. Kontrolden çıkmış akılla, mantıkla izah edilemeyen çılgınlık hali. Bu sebepten ezelden beri aşkla başı hoş olanlara takılan isim ya Mecnun yani deli ya veli. Aşk can havliyle sevenlerin, canını dişine takarak sevgiliye can verenlerin, baş vermek gerekse de sevgilinin bir tırnağına bile zarar gelmesin diyenlerin, diyecek olanların kârıdır. Sevmek ne acayip bir şey. Sevmenin, aşkın maalesef anlamını yitirdiği yüzyılda size unutulmaz harbi sevdaları aktaracağım. Yavuz Sultan Selim Han, Mısır'ı fethettiğinde idareyi eline alıp kendi hakimiyetini yerleştirmek için bir süre orada kaldı. Bu sırada bir çadırda kalmaktaydı. Çadırı süpürüp temizleyen, yemeği yapan Mısırlı bir hizmetli vardı. Yavuz Sultan Selim Han sabah çıkınca o görevli gelir, akşama kadar çadırı temizler, yemekleri hazırlayıp gider, akşam olduğunda Yavuz Selim Han çadırına dönerdi. O kadıncağız nasıl olduysa birkaç defa Yavuz Sultan Selim Han'ı gördü ve ona sevdalandı. Lakin bu umutsuz bir sevdaydı. Neden? Bir tarafta dünyanın tanıdığı koskoca cihan padişahı Halife-i Ruh-i Zemin, diğer tarafta bir hizmetçi. Fakat o kadıncağızın sevdası dayanılmaz boyutlara ulaşıp da kalbine sığmaz hale gelince ne yapacağını bilemez halde sultana açılmaya karar verdi. Lakin arasındaki uçurumun farkındaydı. Bu da onu iyice çıkmaza soktu ve kararsız bir hale geldi. Bir yandan yüreğinde taşıdığı sevdasının dayanılmaz baskısı, diğer yandan aradaki o devasa farkın kendini engellemesi arasında bocalayıp durdu. Hayır, bunu söylemesi imkansızdı. En azından diye düşündü, bunu yazıya dökeyim, benden çıksın. Ve o kadıncağız 3 kelimelik bir not yazdı, Yavuz Sultan Selim Han'ın yatağına bıraktı. O yazılan not şunlardan ibaretti. Derdi olan neylesin? Saatler geçti. Akşam çadırına gelip de yatağının üzerinde küçük bir kağıt parçası bulunan Yavuz Sultan Selim Han kağıdı okudu. Okuyunca bu notu yazanın çadırını süpüren o görevliye ait olduğunu anladı ve aynı kağıdın arkasına cevabını yazdı. Derdi neyse söylesin. Kağıdı bulduğu yere bıraktı. Sabah olunca çıkıp gitti. Bir müddet sonra kadıncağız temizlik için çadıra geldiğinde ilk iş olarak kağıdı aradı. Kağıdı bıraktığı yerde görünce ilk önce okunmadığını ve herhangi bir cevabın verilmediğini zannetti. Lakin kağıdın arkasında bir şeyler yazıyordu. Kaparcasına kağıdı alıp okuduğunda heyecanı bir kat daha arttı. Sultanın bu cevabından cesaretlenen kadıncağız kağıdı çevirip kağıdın bir köşesine şu cümleyi ekledi. Korkuyorsa neylesin? Akşam oldu. Yavuz Sultan Selim Han yine çadırına döndü. Kağıdı okudu ve aynı usulle o da kağıdın bir köşesine
hiç korkmasın, söylesin yazdı. Sabah bu cevabı okuyan kadıncağız artık kararını vermişti. Temiz olan bu sevdasını bu akşam sultana söyleyecek, Allah'ın kaderine razı olacaktı. Ve o gün temizliği bitirdiği halde gitmeyip sultanı beklemeye başladı. Yavuz Sultan Selim Han, akşam çadıra dönünce kadıncağızı kendisine bekler halde buldu. Kadın, sultanı karşısında görür görmez hemen ayağa kalktı, gözlerini yerden kaldırmadı. Yavuz Sultan Selim Han, "Buyurunuz, sizi dinliyorum." deyince, kadıncağız tüm cesaretini toplamaya çalışırken, titreyen ellerini gizlemek için elleriyle dirseklerini tutarak kollarını kavuşturdu. Heyecandan yüzü kıpkırmızı olmuştu. Başını yerden kaldıramıyordu. Kalbi yerinden fırlarcasına atarken titrek ve mahcup bir sesle "Efendim," dedi. "Ben..." Ve henüz cümlesini tamamlayamadan oracağa yığılıp kaldı. Yavuz Sultan Selim Han, hekimin çağrılmasını söyledi. Gelenler, gidenler, koşturanlar, lakin kalbine sığmayan sevdasını söyleyemeden ruhunu teslim etmişti bu kadın. Bu tertemiz sevdası karşısında koca cihanı fethetmeye çalışan yiğit padişah gözyaşlarını tutamadı ve etrafındakilere şöyle dedi: "Aşk, aşk. Gerçek aşkı şu kadıncağızdan öğrenin. Zira sevda, maşukunun yolunda olur ve o yolda ölür." Sevda çok garip bir mesele ve selam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, yani asr-ı saadet dediğimiz dönemde, her türden örneğin bizlerin önüne serildiğini görüyoruz. Belki de gerçek sevdanın en leziz tarifleri oralardan çıkmıştı. Sizinle paylaşacağım zat, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında çocukluğu geçen hiç ayrılmayan Hazreti Enes'in radıyallahu anh annesi Hazreti Rümeysa ile ilgili. Neccar oğullarından olan Ümmü Süleym Rümeysa annemiz Malik bin Nadr ile evlenmişti. Bu evliliğinden Enes ve Bera isimli iki çocuğu oldu. Efendimiz aleyhissalatu vesselama peygamberlik geldiğinde Bera henüz yeni doğmuştu. O zamanlar Hazreti Rümeysa radıyallahu anha 30'lu yaşlarındaydı. Efendimiz Medine'ye hicret etmeden önce Mekke'deyken ilk Müslüman olan ensarlardandı. Kendisi Müslüman olsa da kocası Malik bin Nadr Müslüman olmaktan kaçınmış, atalarının dinine devam etmişti. Eşinin bir gün oğluna, yani Hazreti Enes'e kelime-i şehadet öğrettiğini gören kocası Malik bin Nadr, eşine kızmış ve Suriye'ye giderek eşini ve çocuklarını terk etmişti. Nadr, henüz yoldayken kendi ailesinin düşmanlarından biri Suriye'ye varamadan onu yolda öldürdü. Efendimiz aleyhisselam Medine'ye geldiğinde Ümmü Süleym, oğlu Enes bin Malik'i onun hizmetine vermiş, vefatına kadar yanında kalmıştı. Müslüman olmasının ve çocuğunu Müslüman yapmasının ardından kendisine sinirlenip giden kocasının vefatıyla Hazreti Rümeysa dul kalmıştı. Böyle olmasına rağmen kendisine talip olanlar çoktu. Bunların en önemlisi de Ebu Talha olmuştu. Ebu Talha, kendisine talip olduğunda henüz Müslüman değildi. Kendisine Ebu Talha'dan gelen evlilik teklifine Ümmü Süleym annemiz bir şart koydu: "Eğer Müslüman olursan." O zaman da Müslümanlığı tercih etmemiş olan Ebu Talha'ya Ümmü Süleym radıyallahu anha şunları söyledi: "Ey Ebu Talha, esasında sen reddedilecek bir insan değilsin. Fakat sen de biliyorsun ki ben Müslümanım ama sen kafirsin. Senin taptığın ilah yerden biten bir ağaçtan yontulmuş bir tahta parçası. Sen bunu biliyorsun.
sen akıllı bir adamsın. Tahta parçasına tapmaya utanmıyor musun? Şimdi beni iyi dinle. Müslüman olursan hem seni kabul ederim, hem de mehir olarak başka hiçbir şey istemem. Talha zaten bir arayış içerisindeydi. Kendisini etkileyen bu sözler üzerine Ebu Talha biraz müddet vermesini isteyerek saygıyla oradan ayrıldı. Bir süre sonra şehadet getirip Müslüman oldu. O dönemin insanları bu olaydan dolayı Hazreti Ümmü Süleym'in en hayırlı mehri yani Ebu Talha'nın radıyallahu anh hidayetini aldığını söylemişlerdir. Kocasını, evleneceği insanı irşad eden hanım olarak akıllarda yer aldı kendisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Talha'nın Müslüman olmasına çok sevindi, onun savaşta 1000 askere bedel olduğunu dile getirmişti. Böylece Hazreti Rümeysa annemiz 1000 askere bedel birisinin irşadına vesile olmuş ve bu mübarek sahabenin eşi olmuştur. Ümmü Süleym annemiz çok zeki ve akıllıydı. Aynı zamanda birçok hanım sahabe gibi bizzat savaşlara katılmış, hatta gebe olmasına rağmen belinde hançerle olası her şeye kendini hazırlamıştı. Sevgi, aynı zamanda merhameti ve anlayışı gerektiriyordu. Bildiğiniz gibi anne demek, ailenin şefkat ve merhamet kapısı demekti. Ümmü Süleym annemiz de öyleydi. Fakat ailede metaneti sağlayan bir yönü de vardır ki, bu olayı da sizinle paylaşmak isterim. Oğulları vardı ikisinin, Ebu Umeyr. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Ebu Talha'nın evine geldiğinde sevdiği, ilgi gösterdiği sevimli mi sevimli bir çocuk. Ebu Umeyr ağır hastaydı. Kocası Ebu Talha'nın evde olmadığı bir zamanda bu güzel yavru vefat etti. Ticaret için şehir dışında olan kocası 3-4 gün sonra geldi. Ebu Umeyr çoktan toprağa verilmişti. Sevdanın ve metanetin en güzel temsilcilerinden olan Ümmü Süleym annemiz, kocası geldiğinde en güzel kıyafetini giymiş, o zamanın imkanlarıyla kendisine çeki düzen vermiş ve hiçbir şey yokmuş gibi davranarak kocasının ilk önce bu haberden önce gönlünü almıştı. Oğullarını görmeyen Ebu Talha hanımına sordu. ''Ya Ümmü Süleym, çocuğu göremiyorum, nerededir?'' Ümmü Süleym annemiz ''İçeridedir vesaire'' diye geçiştirmişti. Kocası yemeğini yedi, yorgunluğunu attı. Sonra en güzel üslupla ''Ey kocam, sana bir şey sormak isterim. Elbette sor'' der. Birinden ödünç bir şey alan kimse, aldığı şeyi geri istenince onu vermeyip yanında alıkoyabilir mi? Ebu Talha, eşinin sorusuna ödünç alınanın mutlaka geri verilmesi gerektiğini söyler. Sonra Ümmü Süleym radıyallahu anha, oğullarının Allah'ın bir emaneti olduğunu ve ödünç verdiği çocuklarını geri aldığını söyledi. Bu yiğit anne, bu olayı metanetle karşılayıp, evladını çok seven kocasına en güzel bir şekilde bunu anlatmıştı. Ebu Talha radıyallahu anh daha sonra Efendimiz aleyhissalatu vesselama gittiğinde kendisi için dua etti. Tekrardan hamile kalan Ümmü Süleym annemizin yine bir oğulları oldu ve onun adını da Abdullah olarak Efendimiz aleyhisselam koydu. Yani Ümmü Süleym annemiz Allah aşkını hem yaşamış hem de yaşatmıştı. Çocuklarına bunları aşılamış, çocuklarından da geriye güzel miraslar bırakmıştı. Evladını kaybettiğinde gerekli metaneti göstermiş ve ardında yatan hikmeti bilmişti. Bir eş olarak koca nasıl sevilir bunu da anlatmıştı bize. Dünyevi şeylerden ziyade kocasında maneviyatı aramış, onun ahiretinin kurtulmasına vesile olmuş,
sevdayı en temiz şekilde yaşamıştır. Ne mutlu yürekten, her şeyde olduğu gibi Allah rızası için birbirlerini sevenlere. Öyle sevdalar gördü ki dünya, bugün sevda diye aktarılanların çok daha ötesinde. İşte onlardan biri. Osmanlı'nın 17. yüzyıl şairlerinden Nabi, Allah rahmet buyursun. O da başka bir sevda ile yanıyor. Yüreğinde Allah Celle Celaluhu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevdası var. Nabi'nin yüreğine Peygamber beldesinin aşkı düştüğünden beridir, geceleri uykusuz, gündüzleri dalgın, şiirlerinin mısraları ise bir o kadar yanıktı. Nihayet bu hasrete son vermek için bir kervana katıldı, o mübarek topraklara yol aldı. Yaklaştıkça heyecanı artıyor, kalbi güm güm atıyordu. Sabırsızlığı had safhaya çıkıyordu. Hele ki kafile Hicaz bölgesine geldiğinde, şair Nabi'nin heyecanı artık önüne geçilir gibi değildi. Gecenin bir yarısında çıkmış tefekkürle gezinmekteyken, aynı kafilede bulunan birinin ayaklarını kıble istikametinde uzattığını, o şekilde uyuduğunu gördü. Bu durum onu çok incitti. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan büyük bir saygısızlık olduğunu düşünerek şu sözleri söyledi. Sakın terki edepten, küyü mahbubu hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir Nâbî bu dergâha. Metaf-ı kutsiyadır, busegâh-ı enbiyadır bu. Yani şöyle diyordu. Edebi terk etmekten sakın, zira burası Allahu Teala'nın sevgilisinin beldesi. Burası Allah'ın devamlı nazar kıldığı bir yer. Burası Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem makamı. Ey Nabi, bu dergaha edebin şartına dikkat ederek gir. Sakın edebi basite alma, küçümseme. Burası büyük meleklerin etrafında pervane gibi döndüğü değerli, güzel bir yer. Bu beyitleri işiten paşa, hatasını anladı ve hemen toplandı, düzeltti. Yola çıkan kafile, sabah ezanlarına yakın Allah Resulü'nün mescidine yaklaştı. Bir de ne duysunlar, minarelerden müezzinler ezandan önce, şair Nabi'nin henüz kimsenin bilmemesi lazım gelen beyitlerini okuyorlar. Nabi ve o uyuyan paşa birbirlerinin yüzlerine bakarak bir cevap beklediler. Bunda bir hikmet olmalıydı. İkisi de şaşkındı. Ve nihayet ziyaretleri gerçekleştirdiler. Sonra Nabi camide namaz çıkışı müezzine buldu. Allah adına ve peygamber aşkına ne olur söyle. Senin ezandan önce okuduğun beyitleri kimden, nereden ve nasıl öğrendin? Dedi. Müezzin, önceleri pek söylemek istemese de, Nabi'nin ısrarları üzerine şunları söyledi. Ey kardeşim! Resul-i Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu gece bütün müezzinlerin rüyasını şereflendirmiş. Ümmetimden, Nabi adında biri beni ziyaretime geliyor. Bana olan sevdası her şeyin üzerinde. Kalkın, ezandan önce onun benim için yazdığı beyitleri okuyun ve onu karşılayın. Mescidime öyle girsin buyurdu. İşte durum böyle. Biz de bu emri aynen yerine getirdik deyince, Nabi bu sözler karşısında ağlamaya başladı. Yanağından ılık ılık akan o sevinç gözyaşlarıyla müezzine, ''O iki cihanın efendisi gerçekten Nabi mi?'' dedi. ''Gerçekten benim ümmetimden midir?'' buyurdu.
dedi. Müezzinin evet sözüyle bu saadete daha fazla dayanamadı, orada düşüp bayıldı. Kendine gelip ayıldığındaysa, paşayı ve müezzini başında ağlaşırlarken buldu. Aynen öyle kardeşlerim, bakmayın siz bugün aşkın, sevdanın, kimlerin dilinde olduğuna. Aşk, sonsuzluğu delen, zamanın ve mekanın ötesinde gayipten gelen ve yüreklere işleyen sesin bir yansıması, bir yankısı. Sevmek, sevdiğini anlamaktı. Sevmek, sevdiği üzülmesin diye her şeye katlanabilmekti. Sevmek, bir gül için bin dikene katlanabilmekti. Sevmek, amasız, fakatsız, sırf rızayı ilahi için olmalıydı. Sevmek, bunu sadece yazıya dökmek veya süslü gösterilerle bunu dünyaya haykırmaktan ziyade, belki de hiç haberi bile olmadan, sevilenin sevenden haberi olmadan bu dünyadan ayrılmaktı. Ve sevmek, Allahu Teala'nın sevgisinden sonra geldiği için onun rızası üzere zinadan, fitneden uzak durmaktı. Sevmek, belki de kavuşmamayı bildiği halde yine o iyi olsun, yüreği sağ ve selamette olsun, mutlu olsun diyebilmekti. Sevmek ne güzel bir şeydi. Selam olsun sevenlere, sevilenlere. Allahu Teala cümlemizi kendi sevdasını her sevdanın önünde tek olarak gören kullarından eylesin. Onlarla karşılaştırsın. Habibi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sancağı altında hep beraber toparlanabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Sürçülisan ettik, affola. Allahu Teala hepinizin iyiliğini versin. Amin.